Kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem Tirmizi ve Ebu Davud'da geçen hadis-i şerifte şöyle buyuruyor. Bunu da uygulayalım inşallah. Yani evden dışarı çıktığımızda bunu uygulayalım. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki öyle zaman gelecek ki kişi evden çıkarken mümin olarak çıkacak, gelirken kafir olarak dönecek. Yani öyle işlerle karşılaşacak ya da yapacak ya da söyleyecek ki böyle bir dönem gelecek diyor. Bakın Peygamber Efendimizin bir nasihat. Bunu uygulayalım hepimiz. Men kale ida harace min beytihi buyuruyor. Bir kişi evinden çıkarsa şöyle derse. Çok kolay bu. Bunu çoğumuz belki biliyoruz. Bilmeyenlerimiz buradan ezberlesin. Ne derse. Şu cümleyle evden çıkarsa. Bismillahi tevekkeltu alallahi la havle ve la kuvvete illa billah. Hepsini biliyoruz. Birincisi Bismillahi. İkincisi tevekkeltu alallahi. Üçüncüsü la havle ve la kuvvete illa billahi. Kim böyle diyerek evinden dışarı çıkarsa yukalu lehu. O kişiye denilir. Yani melekler tarafından ona denilir ki melekler der ki ya sen öyle bir şey söyledin ki öyle bir cümle söyledin ki manası da şu. Bismillahi Allah'ın adıyla çıkıyorum. Tevekkeltu alallahi ben Allah'a tevekkül ettim. La havle ve la kuvvete illa billah. Güç, kuvvet ancak Allah'a mahsustur manasına gelen bu cümleyi söylerse Bismillahi tevekkeltu alallahi la havle ve la kuvvete illa billahi diyerek evden çıkarsa melekler o kişiye der ki küfite ve vukite ve tenahha anhu şeytanu küfite ihtiyacın karşılandı. Bu kelime sana yetti. Ve vukite düşmanlarından korundun. Ve tenahha anhu şeytan şeytan da ondan uzaklaştı. Şeytan da ondan ne yaptı? Uzaklaştı, kaçtı. Yani şeytan senden kaçıyor. Düşmanlarından, sana zarar verecek olan kişilerden korunuyorsun. Koruma altına alındın. Bir de ihtiyacın karşılandı. Yani Mevla bu kelimeyle senin ihtiyaçlarını Mevla karşıladı. Şimdi bu yapılmaz mı? Bu söylenmez mi? İnşallah böyle kısa kısa zırh olan, bizi koruyacak olan zikirleri de buradan inşallah söyleriz kardeşlerim.